Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı İran'ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanıydı. Doğrudan İran'ın dini lideri Ali Hamene'ye bağlı olan Süleymani, Hamene'ye 1979'daki İslam devriminden bu yana en yakın isimlerden biriydi. Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki çatışmalarda önemli bir rol oynuyor ve bölgedeki politikaların belirlenmesinde etkili oluyordu. 1998'de Kudüs gücünün komutalı olan Süleymani, Lübnan'da Hizbullah'la Suriye'de Bağız yönetimiyle ve Irak'taki Şii silahlı gruplarla İran'ın ilişkilerini daha da yakınlaştırmada önemli rol oynadı. İsrail ve bazı Arap ülkelerinin istihbaratları tarafından defalarca suikast girişiminde bulunulduğu ve her seferinde bu girişimlerin engellendiği belirtiliyor. İran Devrim Muhafızları ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinde. İran ordusunun en önemli yöneticilerinden, üst düzey komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesi İran ve ABD arasındaki gerilimin çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verileceğini, ABD'nin bu karşılıktan sorumlu olacağını belirtti. Süleymani ile birlikte öldüğü iddia edilen El Mühendis de Hadi El Amiri'den sonra Irak'taki Haçlı Şabi güçlerinin ikinci önemli komutanıydı. Hizbullah Tugaylarının komutanı olan El Mühendis, yaklaşık bir yıl önce verdiği bir röportajda Kasim Süleymani ile ilişkisi için bir askerin komutanına olan bağlılığı gibi demişti. ABD 8 Nisan 2019'da Haçlı Şabi'yi terör örgütü olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Ortadoğu uzmanları Twitter üzerinden operasyonun önemini ve olası sonuçlarını değerlendirdi. Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü Direktörü Charles Lister Süleymani'nin öldürülmesinin sonuçlarını tahmin etmek zor. Bu Ortadoğu'da son yılların en büyük haberi dedi. ABD'nin yakında Suriye ve Irak'tan tamamen çekilebileceğini yazdı. Global Politikalar Merkezi'nin Devlet Dışı Aktörler Programı Direktörü Hassan Hassan da İran, ABD'nin vereceği olası yanıt konusunda fazla rahat davrandı diyerek İran'ın son haftalardaki eylemlerini sıraladı. ABD'nin insansız hava aracını düşürdü. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı. Amerikan üstüne saldırıp bir Amerikalı müteahhiti öldürdü. ABD Büyükelçiliğine saldırı organize etti. Tüm bunların ardından Süleymani yenilmez olduğunu düşünerek rahatça ortada dolanmaya devam etti. Irak'ta çalışan gazeteci ve araştırmacı Patrick Osgood ise ABD ya İran'la savaşa hazır ki böyle olması düşük bir ihtimal ya da büyük bir gaz tankerine bir sigara atıp şekildi. Iraklıları da bunun sonuçlarını yaşamak üzere arkasında bıraktı yorumunu yaptı.